Ayran, şalgam. Evet. Evet, geliyor. Abicim selam. Çay ister misiniz? Tatlı falan? Yok, sağ ol. Tekin git görmüyor musun halimi? Görüyorum. Tatlı göndereyim. Tatlılarımız çok tazedir. Bir çay alayım. Çay gönderiyorum o zaman. Oğlum buraya çay getirin. Görüyorum. Siz kebabın ve yanında ayran, abicim. Şalgam ne içersiniz? Ayran. Ayran, siz? Şalgam. Şalgam, tamam. Aha. Oğlum buraya bir şalgam, bir de ayran. Oğlum hala buradasın. Anahtar bekliyorum abi. Ne anahtarı oğlum ya, dur. Sizin evin anahtarı. Lan çekil. Al oğlum şunu. Ha, al götür. Niye oğlum? Hı? Konservatuvardan arkadaşlarla prova yapacağız ya. Gel sen, gel, gel. Kantininizi mi yıktılar oğlum? Yo, kantin sağlam da sıcak abicim. Sizinle püfür püfür esiyor. Ya dün geceden biliyorum. Vermiyorum anahtar ya. Ablamda var aslında oğlum, ama... su getir, su. Ya abi o da aynı şeyi söyledi. Vermiyorum dedi. Bir düşün bakalım acaba neden dedi ha? Ya abi ya, basitle çalışıyor biliyorum. Ev boş. Oğlum bir dakika. Ya boş evi kira ödüyorsunuz. Ya ver dolduralım da kira boşa gitmesin bari. Defol Tekin ya, defol. Mustafa, 3 numara hesap. Ya abi. Getiriyorum şefim. Şu bizim hesabı halletsek de ben kaçsam artık ha? Bela mısın oğlum sen ya, gitsene. Kardeşinim. Canın kardeşinim. Canından bir parçayım. Ocağına düşmüş kardeşinim. Oğlum, 6 numaraya. 6 numaraya soğuk su. Sen burada kirayı denkleştirmek için ter dökerken bu kardeşin de sanatı için kantin köşelerine ter döküyor. Ocağın meyde boş boş duruyor. Sanatsız kalmış milletin şah damarıdır sanatçılar. Sanat da desteklendikçe sanattır abicim. Sus oğlum, sus. Sus. Asya evi bıraktığı gibi bulmazsa var ya. Bıraktığından da iyi bulacak abicim, hiç merak etme. Aslan abicim benim be, aslan abicim. Lan yürü hadi, yürü. Ver oğlum çay buraya, çay buraya. Şefim, 2 numaranın ekmeği bitmiş de onu bir tazeleyelim be. Kolay gelsin. Ya aslında ben çok uzun zamandır bu tekstin peşindeyim. Yani, ya tabii devlet tiyatrosu da peşindeydi ama ben erken davrandım, kaptım hemen. Böyle revizeler falan yaptım kendi başıma. Ya şimdi baktım kadın rolü çok zor. Ancak çok iyi bir oyuncu kalkabilir bunun altından. Ya düşündüm kim kalkar, kim kalkar? Dedim Gül kalkar. Direkt yani. Sağ ol da. Öteki rol de kadın rolü. Senin rolün yani. Ya bakma sen adamın yazdığına. İlla bir cinslik yapacak o. Buna da yapmış. Güzelim erkek rolünü kadına yazmış. Değiştirdim ben onu. Erkek yaptım. Ama kadın hamile. Onu da değiştirdim. Adamı basketçi yaptım. Bu aşil tendon ondan sakatlanmış. Basket hayatı falan bitmiş bunun ya. Oradan kurdum karakteri. Başlayalım mı? Olur. Ya... Ya bir şey diyeceğim. Bu kendi rengin mi? Çok güzel ya. Küflü limon kabuğu rengi değil mi? En sevdiğim renk bu, yemin ediyorum bak. Başlayalım mı artık? Parfümle böyle gül notaları alıyorum sanki. Aa, evet evet, yaban gülü değil mi? Başlasak mı artık? Tamam. Başlayalım o zaman artık. Açmam lazım. Siz benekli, çatal dilli yılanlar, dikenli kirpiler, ortalıkta görünmeyin. Semenderler, zehirli kör yılanlar, hata yapıp kraliçeme yaklaşmayın sakın. Anam geldi. Yandık, yandık yine yandık. Kraliçe mi geldi? Gelecek miydi ki? Yo, gelmeyecekti ki. Ya nöbetteydi o. Ne nöbeti? Ya hastane. Kraliçe mi hastanede? Ne olmuş, nesi varmış? Ya Asiye. Asiye kim? Yengem. Gülcüğüm seni bir süreliğine şu tarafa alabilir miyim? Heh. Hadi hadi, lütfen bu tarafa hadi. Dur deli. Gel gel. Tekin ne yapıyorsun ya? Ya hayatımızı kurtarıyorum. Ne var bunda? Oyun çalışan tiyatrocularız biz. O da bir Karadeniz karısı. Hadi hadi Allah aşkına hadi. Geç geç hadi. Hop! Yengelerin en güzeli. Benim yenge ya. Korkma Tekin. Allah canını almasın Tekin. Ödümü kopardın. Ne işin var senin burada yengecim? Ha? Kendi evimde mi? Yok yani o manada değil. Yani nöbeti yok muydu senin? Senin okulun yok muydu? Vardı. Hala var.
Ya yengecim, prova yapmam lazım. Kantin cehennem fırını. Sizin ev püfür püfür esiyor ya. Dedim buraya geleyim, tek başıma yapayım ondan. Tekin, bu çanta kimin? Çanta... Çanta benim ya. Yenge, ya çok malı şimdi böyle. Erkeklerde büyük çanta çok moda bu arada, biliyorsun. Biliyorsun, cep telefonları artık büyük, sığmıyor. Ben de böyle büyük bir çanta tercih ediyorum artık. Böyle güzel yani. Anladım. Tekin. Peki tek başına mı bu prova? Ya ben genellikle böyle tek kişilik oyunları tercih ediyorum öyle aktör olarak. Anlıyorum. Peki anahtar? Ha şey, abin sağ olsun ya. Abin. Güzel. Ben şunu bir içeri götüreyim. Canım sen de çık oradan. Terlemişsindir. Peki. Al canım sen de çantanı. Yürü hadi. Ha? Prova bitti, ne? Sahneye çıkıyorsun. Hadi. Tek kişilik bir oyun bulursun artık. Hı? Aferin kız. Yürü hadi yürü. Ya bir şey değil. Yürü. Yenge. Hadi. Canım yakıyorsun ya. Yürü yürü. Kızcağızı da kötü emellerine alet etmiş yani. Aynen öyle babacığım. Kötü emel dediğin şey bizatihi sanat oluyor baba. Dikkatini çekeyim de. Ama ya. Bizatihi yemedim Tekin Bey. Kötü emel ne? Şşt, sus bakayım. En heyecanlı yeri. Sus izle. Ama kabahatin asıl büyüğü benim kocamda. Evet koca bey. Sizi dinliyoruz. Ne yapayım karıcığım ya? En yoğun zamanda geldi. Başımın etini yedi. Dır 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 dır. Kantin sıcak dedi. Sizin ev esiyor dedi. Kaç yıllık kardeşsiniz siz? Tekin'le mi? Biz. Doğduğumdan beri. Ya senin doğduğundan beri olmaz abicim. Mümkün değil. Benim doğduğumdan beri. Bu yaşa gelmişsin. Hala kardeşinin üç kağıtlarına kanıyorsun. Öyle mi? Biraz da bu tarafa, biraz da şuralarıma. Evet. Baba ya. İyi geldi. Ben Metin Çoban'la evlendim sanıyordum. Meğerse Tekin Çoban'ın abisiyle evlenmişim. Gol oldu. Yalan mı dedim babacığım? Yerden göğe kadar haklısın Asiye kızım.